belgesel Türkiye'de çekildi. O yüzden önce onu izleyelim, sonra da dinleme sözü verelim istiyorum. Kadın olarak da çok küçümseyen oldu. Benim yapamayacağımı söylediler. Ve bu zorluklarla baş edip bunlarla mücadele etmek benim hayatta da güçlük kıldı. Çocukken oynamayı çok istiyordum. Ancak Ankara'da benim takım olmadığı için her zaman mahalledeki erkek çocuklarıyla futbol oynamak zorunda kaldım. Benim için zorlukları erkeklere kendimi kadın olarak kabul ettirmekti. Benim ne kadar iyi oynadığımı gördüler. Daha sonra her zaman için beni oyuna dahil ettiler. Hem öğretmenlik yapmak hem de futbol oynamak aslında çok zor benim için. Çünkü sabahları kalkıp okula gidiyorum ve okuldan çıktıktan sonra da antrenmana gidiyorum. Öğretmenliğin en çok şu yanını seviyorum. Çocuklara dokunabiliyorum ve onlara bir şeyler öğretebiliyorum. Aslında en çok bunu seviyorum öğretmenlikte. Her çocuğa dokunup onlara bir şey öğretebilmek, onlara yapabileceklerine inandırmak beni çok mutlu ediyor. FIFA Kadınlar Dünya Kupası tüm dünyada takip edilen bir şampiyon olarak geçiyor. Ve ülkemizde de televizyonlarda yayınlanmaya başladı ve dünyada da televizyonlarda yayınlanıyor. Ve insanların bunu daha çok izleyip daha çok kadın futbolcuya ulaşması sağlanıyor. Bu sayede kadın futbolunun bilinirliği artıyor ve bütün dünyada kabul görmüş oluyor. Türkiye'de kadın futboluna ulaşıcısı yavaş yavaş gelişmeye başladı. Futbol sadece erkek oyunu değildir. Kadınlar da artık bu platformda yer almalıdır. Kadınlar her alanda erkeklerle eşittir. Bugün burada Visa'nın kadın futbolunu güçlendirmek üzere başlatmış olduğu hareket için bulunmaktayız. Katıldığınız için hepinize, Visa'ya ve tüm kadın futbolcular ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Kadın futbolcu olarak hep şu merak edilir. Acaba bu kızlar futbola nasıl başladı diye merak edilir. Ben size biraz futbola başlama hikayemi anlatmak istiyorum. Tabii ki her çocuk gibi benim de oyuncaklarım vardı, bebeklerim vardı, toplarım vardı. Ben bebeklerimi çok ayrı bir yere koyardım. Ancak topu bambaşka bir yere koyardım. Çünkü o benim için bambaşka bir heyecandı. Hep onun peşinden gitmek isterdim ve hep ona dokunmak isterdim. Aslında bu küçük yaşta futbola olan ilgim ailem tarafından ve kendim tarafından keşfedilmiş oldu. Daha sonra benim bir kuzenim var, benimle aynı yaşta. Bu kuzenimle beraber her yerde, bulduğumuz her alanda futbol oynamaya devam ettik. Biraz yaşımız büyüdükten sonra dedik ki mahalleye gidelim, mahallede futbol oynayalım biz. Mahalleye indiğimizde şöyle bir durumla karşılaştık. Bu bir ön yargı. Erkek çocukları orada beni oyuna dahil etmek istemediler. Bir kızla beraber futbol oynamak istemediler. Kuzenim bu duruma çok üzüldü ama çok küçük yaşta olduğumuz için bu ön yargıları yenmek için daha o kadar gücümüz yoktu. Daha sonra ben devam ettim. Mahalleye gitmeye, o çocukların arasına gitmeye devam ettim. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bir oyuncu takıma gelmedi ve takımların eşitlenmesi için beni oyuna dahil etmek istediler. Ben de çok büyük bir keyifle oyuna dahil oldum. Çünkü onlara kendimi göstermek istiyordum. Çok hırslanmıştım. Ve oyuna dahil olduktan sonra onlar kadar oynayabildiğimi, hatta bazılarından daha iyi oynayabildiğimi onlara gösterdim. Ve artık o oyuna alınmayan küçük kız çocuğu değil, dışarıdan oyuna dahil olan bir kadın oldum.
Onlar beni hep davet ettiler. Yani ben bu ön yargılarla çok küçük yaşta karşılaşmaya başladım. Ve bu ön yargıları çok küçük yaşta kırmaya başladım. Benim o küçük yaşlarda karşılaştığım ön yargılarla savaşma sürecim hayatım boyunca da devam etti. Bugüne kadar hiçbir zaman pes etmedim, devam ettim. Çünkü içimde çok büyük bir futbol sevgisi vardı, tutkusu vardı. Şu an o mahalledeki arkadaşların ne yapıyor diye sorarsanız hiçbir futbolcu olarak hayatlarına devam etmiyorlar. Ama ben şu anda karşınızdayım ve kadın futbol, kadın A milli futbol takımının kaptanlık görevini üstlenmekteyim. Tabii ki bu sadece benim hikayem değil. Türkiye'de lisanslı oynayan kadın futbolcu sayısı 6000. Eminim ki o kızları da buraya davet etsek, onlar da burada hikayelerini anlatmak isteseler, eminim ki onların da çok farklı farklı ön yargı hikayeleri vardır. Bu noktada Visa'nın kadın futboluna vermiş olduğu destek, bütün ön yargıları yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Ve kadın futbolunun bilinirliğinin artmasını sağlıyor. Ve küçük kız çocuklarını bu yola, küçük kız çocuklarına yol açacağına inanıyorum. Visa hem dünyadaki kadın futboluna destek olmakla beraber bireysel olarak kadın futbolculara da destek oluyor. Şu ana kadar Avrupa'da, İrim Hanım'ın da daha demin içeride söylediği gibi çok sayıda futbolcuya bireysel sponsorluk sözleşmesi imzaladılar.